Dört Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah gençler. Ben bugün çok iyiyim, çok mutluyum. Neden diyecek olursanız, aylar sonra kombiyi giyindim. Şimdi diyeceksiniz neden mutlusun? Neden mutlu olmayayım abi? Kombiyi giymek demek havaların ısınması demek. Havaların ısınması demek yaz geliyor demek. Şu an kombinin içinde terliyorum. Bunu özlemişim ya. Terlemeyi özlemişim yeminle ya. Havalar ısınsa çok çok daha güzel olacak. Çok çok daha güzel yerlere gideceğiz. Daha uzun motor süreceğiz. Daha farklı yerlere gideceğiz. Ve en güzeli artık motorlar çıkacak sokaklara. Her taraf yine motor kaynayacak. Özellikle de hafta sonları ve akşam üzeri. Şimdi bakalım bir sabah niye gidelim bakalım orada kimse var mı? Motorcular çıktıysa, motorlar çıktıysa oradadır. Şu an çok güzel hava arkadaşlar. Artı 13 derece. Yani çok iyi değil aslında. Çok sıcak değil. Ama soğuk değil en azından. Güneşli, güzel, ılıman bir hava var. Daha ne isterim ki Allah'tan? Benim çizgime geçtin bre yavşak. Aslında canlı yayın açmayı düşünüyordum ama ne oldu bilmiyorum. Bağlantı problemi var. Kamerayla internet arasında. Onu çözdüm. Bu sefer de YouTube hesabına bağlanırken eski numarama mesaj göndermek istiyor. Ondan kaynaklı olarak bağlanamadık yine. Koyunlara bak. Koyun mu? Koç, koç lan. Hay koçum benim be. Oğlum niye demiyorsunuz vites at diye? Niye demiyorsunuz motor boşta diye? Ya aslında çok kötü bir zamanda motor aldım ben. Tam yaz bitmeye yakındı. Motor aldım. Motorun tadını çıkaramadım. Güneşten, yeşillikten, doğadan, motorculardan faydalanamadık. Ama inşallah bu yaz çok çok güzel geçecek. Ay, kızımla birlikte. Değil mi kız? Şıllık seni. Vallahi kombiyi giymeyi özlemişim ya. Hayır, mont da güzel aslında ama montu giydiğim zaman özellikle yaka kısmı bol olduğu için kafamı çevirirken kask sürtüyor şu an. Ya, gölgeden de göreceksiniz. Gayet güzel kafamı hareket ettirebiliyorum. Ya özlemişim işte kombiyi be. Özlemişim güneşi, bu havaları. Yani havalar bu şekilde giderse yaklaşık 1-2 hafta içinde yine böyle ortalık yemyeşil olur. Ağaçlar yeşermeye başlar. Havalar böyle giderse tabii. Geberiyorum anasını satayım.
şu tarafa bakmasın aman yani. Yaya geçidinde bıraktın beni lan. Evet, güvenlik motorcusunu gördük gençler. Abimiz turunu tamamlamış, gelmiş. Keyfe kurban olayım ya. Motor kullanmayan insanlara gerçekten hani acıyorum ya. Hani şöyle söyleyeyim, şundan dolayı acıyorum diyorum. Mesela motor kullanan insan, inanın araç kullanmıştır, kullanmayı biliyordur. Ama hayatında hiç motor kullanmayan insanlar var. Hiç motora binmemiş olan insanlar var. Ya bu zevkten mahrum olmak bence çok üzücü bir şey ya. Sizce de öyle değil mi gençler? Yine virajlara gireceğiz seninle. Biraz da buradan. Özlemişim bu tatlı virajları ya. Ah. Bir dur kızım. Abi ya. Şu manzarayı sizce de güzel değil mi ya Allah aşkına? Bence çok güzel, ben seviyorum ya. İsviçre'de yeşilini de seviyorum. Yeşilin her tonunu seviyorum ben. Ay ay. Kardeşim benim. Neredesiniz oğlum? Hadi çıkın yollara ya. Oğlum bu havayı kaçırmaz bir motorcu ya. Eminim daha çok göreceğiz. Kızım sakin. Sen bizi radara mı sokacaksın? Onun
Evet, şu an bir egzoz deneyelim bakalım. Evet gençler, geldik, canlı yayınımızı yaptık. Şimdi gidiyoruz, biraz daha turlayalım. Dediğim gibi bundan sonra arada böyle motor sürerken videolar çekeceğiz sizler için. Canlı yayınlar açarız, birlikte sohbet ederiz. Cheers. Küçük kız az önce ben egzoz yaptım. Geldi yanıma. Ne yapıyorsun dedi. Çok şirin ya. Buradaki çocuklar bile çok zekiler. Gerçekten çok zekiler. Çok cana yakınlar. O yüzden de çok konuşkanlar böyle. Hani küçük çocuk gibi değiller. Bir de burada genelde çocuklar size abi, abla, amca diye hitap etmiyorlar. Direkt ismiyle hitap ediyorlar. Mesela bizim bir arkadaşın çocuğu var. Daha 9 yaşında. Merhaba Kemal, ne yapıyorsun diyor bana. Yani değişikler buranın çocukları ya, ama güzeller. Zaten hepsi klon gibiler. Sarışın, beyaz ten, masmavi gözler. Değişmiyor yani, standartlar. Oo, güneş nasıl vuruyor? Lan şu gözlüğü bir indirelim bakalım. Gözlükle nasıl oluyormuş? Aa, şen. Yani gözlüklü motor hiç kullanmadım bile. Siyah içinde gözlük oluyor ya. Yani Shohei'de var. Shark'ta da var. Standart gibi bir şey yani. Ama güzel oluyormuş ya. Hilmi bunu sevdi. Hala kar kalıntıları var. Evet arkadaşlar. Ay. Bugün canlı yayında da söyledim. Video isteklerinizi yorum kısmına belirtin. Dediğim gibi bu video sadece bugün böyle ufak sohbet amaçlı. Gerisi güzel, bir konu monu yok yani, öyle çıktık. Sizler konu bulun. İstediklerinizi çekin. Düzeltiyorum. İstediklerinizi yazın. Ben çekeyim sizler için. Birlikte yerine getirelim. Birlikte izleyelim. Lan sanki üşüdüm gibi bir an. Orada oturdum ya böyle. Soğuk çekti herhalde. Popodan aldık soğuğu. Otobüs durağı. Otobüs. Biri jant kapağını burada bırakmış. Biraz da biz böyle bekleyelim. Aslında yaptığım çok tehlikeli bir şey. Virajın tam içinde girmek. Karşıdan bir araç gelse kafa kafaya gireceğiz. Thank you.
sizlere göstereyim gençler manzarayı. Artık gördüğünüz kadar. Oğlum elimden geldiği kadarıyla sizler için eğlenceli güzel şeyler çekmeye çalışıyorum artık yani. Bir like'ınızı alırım ya. Değil mi? Harbi lan burada kop varken ben niye kalkıp ta arabın oraya gidiyorum? Ferrari mi lan o? Vallahi Ferrari. Hey yavrum benim be. Bir Ferrari'miz olmadı ki binek. Olsa da bilmem kızım, sen bakma sen. Sen bakma, ben öylesine sırf videoda konu olsun diye konuşuyorum yavrum. Ben senden başkasına binmem. Evet gençler, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü siz yoksanız biz bir kişi eksiyiz. Ve arkadaşlar görüşürüz, daha ne diyeyim yani. Görüşürüz.